Onlar domuz. Şu da domuz galiba. Bu keçi. Şu üçü tavşan, tilki ve geyikmiş. Alt sırada yaban hayvanlarını görüyoruz. Tavşan, tilki, alageyik kemikleri var. Domuz tükettiklerini biliyoruz. Üst sıra katır kemikleri takip ediyor. Tabii bol bol koyun ve keçi kemiği var. Evet, öyle. Pers döneminden günümüzden 2500 öncesinden başlıyor. Milattan sonra 10. yüzyıllara kadar göldeki balık ve yumuşak. Bakliyat, tahıl, yine günümüzden 2500 önce çıkan tahılları, bakliyatları ticaret yaptığı söyleyebiliyoruz. Mesela antropolog arkadaşlarımız Daskilyon çok kültürlü bir Anadolu kenti. Milattan önce 9. yüzyıllardan itibaren Müsyalılar, Frigler bu bölgede yaşamışlar. Daha sonra Lidyalılar, ardından Persler, Makedonlar buraya gelmişler. Ta ki milattan sonra 10. 12. yüzyıllara kadar burada kesintisiz bir yerleşim söz konusu. Biz şu anda kentin akropolisi ve aşağı şehrinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllarda açığa çıkardığımız Frig surunda çalışmalar devam ediyor. Bu alanda restoratörlerimiz yoğun bir koruma ve onarım çalışması gerçekleştirmekteler.
Yine kazı evi, Dasklyon kazı evinde arkadaşlarımız yayın çalışmaları yapıyorlar. Bunlar hayvan kemikleri üzerine, daha sonra sikke, Dasklyon'un ele geçmiş sikkeler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Metal buluntular ve Yunanca ve farklı dillere ait yazılar üzerine belgeleme çalışmalarımız devam etmektedir. Hem kazı alanı hem de kazı evi laboratuvarımızda çalışmalar devam ediyor. Hayvan kemikleri üzerine yapılan çalışmalarda ilginç verilere ulaşıldı bu sene. Bize önceki yıllardaki kazılarda da ele geçmiş farklı balık tiplerine ait kemik, omurga ve kılçıklar bulundu. Aynı zamanda bunlarla birlikte metal olta iğneleri ve ağ ağırlıkları tespit ettik. Dolayısıyla günümüzden 2500 öncesine de Dasklyon'da balıkçılık, hem olta balıkçılığı hem de ağ balıkçılığının yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu balık türleri içerisinde hem büyük balıklar, sazan gibi büyük balık türleri var ve küçük balıklara ait kemiklerin tespit ediyoruz. Bu şu anda da gölde yaşamakta olan balıkları günümüzden 2500 önce de Dasklyon halkının tükettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Manyas Gölü ile çok yakın bir ilişkide bulunmuşlar. Hem balıkçılık yapılmış, gölü en verimli şekilde antik dönemde de kullanmaya çalışmışlar. Aynı şekilde günümüzde de bu balıkçılık çevredeki köylerde devam etmektedir. Balık kemiklerinin, omurgaların, kılçıkların dışında yine yumuşakçalara ait kalıntılar tespit ettik. Bu yumuşakçalar hem Manyas Gölü'ne ait tatlı su yumuşakçaları, bunun dışında Marmara Denizi'nden getirildiğini gördüğümüz denizel yumuşakçalara ait kalıntılar da tespit ettik. Dolayısıyla bir şekilde hem deniz su yoluyla ya da karayoluyla Marmara Denizi'nden bu tatlı su yumuşakçalarını getirip hem tükettiklerini hem de süs eşyası olarak kullanmış olduklarını görüyoruz burada. Bu da o döneme ait beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi açısından çok önemli. Günümüzden 2500 öncesinde ve daha sonrasında su ürünlerinin yoğun bir şekilde beslenmede kullanıldığını, bunun dışında da yine süs eşyası olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu sene burada daha çok zooarkeolojik çalışmalara odaklandık. Zooarkeoloji ekibimizin yaptığı araştırmalara göre, uzun yıllar içinde bulunan kemiklerde yapılan analizlere ve incelemelere göre, burada Dasklyon'da sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanların tüketildiğini gördük. Aynı zamanda su kuşlarının tüketildiğini biliyoruz. Bunun dışında yaban hayvanlarına da rastlandı. Tavşan, alageyik gibi hayvanların avlanarak tüketildiğini biliyoruz. Dasklyonlularının günlük yaşamlarına odaklanan, günlük rutinlerini, mutfak alışkanlıklarını aydınlatan çalışmalara odaklandık bu sene. Kemiklere baktığımızda kemiklerdeki kesi izlerinden ve kasaplık izlerinden bunların tüketim hayvanı olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Örneğin at, eşek, katır gibi hayvanlarda bu izleri görmüyoruz. Onları muhtemelen taşımacılık için ya da diğer işleri için kullanıyorlardı. Ancak koyun, keçi, sığır gibi hayvanları yediklerini biliyoruz üzerindeki izlere bakarak. Biz bu tüketilen hayvanlar ve bitkisel besinlerle antik kaynaklarda bize ulaşan yemek tariflerinin ne derecede uygulandığını görebiliyoruz. Buna uygun malzemeleri mutfaklarını bulundurmuşlar ve tüketmişler diyebiliriz. Hülya Aslı Ekimoğlu. 2005. Kült yolu 05/2.